Merhaba arkadaşlar, bu olayımız, bu akretif e, olayımız çok önemli bir rezerv konusunun vurgulanmasıyla ilgilidir. Burada önemli bir rezerv konusunun e, farkındalığını sağlamış e, olacağız. E, olayımız da şöyle, İhracatçı Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. Avrupa'ya bir ihrac, e, ihracatı söz konusudur ve akretif işlemiyle yapacaktır bunu. Burada istenen belgelere baktığımızda bir tane commercial invoice ve bir tane de full set bill of lading e, istenmiş e, ve bunun sonucunda da ibraz edilen belgelerin üzerinde de e, bir tarih vardır, bir onboard e, tarihi vardır ve buna göre de e, ibraz yapılmıştır. Şimdi buradaki <laughs> belgelerde rezerv olabilecek durum nedir e, diye baktığımızda öncelikle e, fatura ve diğer belgelere bakmamız gerekir. Fatura ile ilgili kısımları hemen söyleyelim. E, faturada tarih yok. E Bu UCP ve ISBP'ye göre mümkündür. E, faturada yine e, imza yok. Bu da mümkündür. Yani onun için eğer faturada, eğer akratifte özellikle bir şey belirtilmemişse, bir şart yoksa, yani imzalı ve tarihli olacağına ilişkin bir şart yoksa, <laughs> UCP ve ISBP'ye göre bir fatura imzasız ve <laughs> tarihsiz olabilir. Diğer taraftan fatura yine bir orijinal ibraz edilmiştir. E, çünkü istenen akreditifte istenen faturaya da baktığımızda sadece commercial invoice diyor. Ve burada da bir orijinal ibraz edilmesi doğrudur. Yani zaten bir orijinal ibraz edilmesi gerekir. Bir diğer konu e, yine full set bill of lading istenmiştir. Ama ibraz edilen e, konşimento üzerinde iki orijinal yazmaktadır ve ibraz edilen de iki adet orijinaldır. Bu rezerv konusu mudur? Hayır değildir. Çünkü full set demek zaten belgenin üzerinde yazılı olan orijinal adedi e, demektir. Onun için 3 orijinal yani daha çok uygulamada bizim bildiğimiz piyasada bilinen 3 orijinal 3 kopya full set anlamına gelir değildir. Bunu biraz da vurgulamak için zaten bu şıkı yazmış olduk. Esas rezerv konusuna geldiğimizde ise tarih konusudur. Çünkü tarih burada 7-6 şeklinde yazılmıştır. 7-6, 6. ayın 7'si mi, 7. ayın 6'sı, 6'sı mı olduğunu tam olarak göremiyoruz. Nedeni de şu, Amerika Birleşik Devletleri'nde yazın formatları farklı. Diğer ülkelerde farklı olabilmektedir. Onun için de Burada bir tartışma söz konusu olabilir. Eğer Amerikan formatında yazılmışsa durum daha farklı. Avrupa formatında yazılmışsa biraz daha farklıdır. Ama buradaki belgeden biz bunu belirleyemiyoruz. Belirleyemediğimiz zaman da bir belirsizlik olduğu için de bu bir rezerv konusudur ve e, kritik nokta burada zaten Amerika'dan ihracatçının Amerika'da bulunması, e, alıcının da Avrupa'da bulunması yoksa diğer ülkelerde olsa zaten genelde denilebilir ki e, tamam da yani ikisi de Avrupa'daysa e bu zaten Avrupa formatı bellidir. E, onun için tartışma konusu olmayacaktır denilebilir. Ama e, taraflardan birinin Amerika'da olması ve tarihin de 7 6 şeklinde ya da 6-7 şeklinde e, bir karışıklığa sebep olduğu için de ve diğer belgelerden de bunu tespit edecek yani yine konsümento üstündeki e, bilgilerden bunu tespit edecek başka bir bilgi de e, verilmediğine göre o halde burada bir belirsizlik vardır e, ve burada da son yükleme tarihi geçmiş e, olabilir. E, bundan dolayı da e, tarihin on-board tarihinin bu şekilde yazılmış olması rezerv konusudur. Yani burada doğru cevabımız e, A, B, C, D, E şeklindeki şıklara baktığımızda D şıkı e, olmaktadır.